insanlarda, her insanda en galip temayül egoizmdir. Benlik. Egoizmdir. Diğergamlık aksine zorlamadır. Egoizm şu hareket gibidir. Diğergamlık bu. Bak acıyor burası. Bunun bir tezahürü muhabbet ve husumettir. Size garip gelir ama insan ya kendisi gibi olanı sever ya olmak istediği gibi olanı. Bu benlikten başka nedir? Vehle-i ulada yani ilk karşılaştığın anda bir adama muhabbet duyuyorsan o muhabbetteki şiddet kadar sen onunla aynısın. Soğukluk duyuyorsan o soğukluktaki şiddet kadar da farklısın. Devam eden münasebetlerde akıl işe karışır, seni yanıltabilir. Kalp hassas bir terazidir. Kendi cinsinden olanı tanır. Bunu hissedersin. Nasıl ki sana bakan iki gözün husumet ifadesini de ağzı konuşmasa bile muhabbet ifadesini de gözden anlarsın. Göz aynı bakış. Husumetle bakanı da anlarsın gözünden, muhabbetle bakanı da hissedersin. Beynin durduğu yerde kalp devreye giriyor. Onun için iman kalb ile tasdiktir. Akl ile tasdik değildir. Kalbin de bir idrak merkezi olduğunu, akıl üstü bir idrak merkezi olduğunu buradan anlıyoruz. Siz etrafınıza bakın. Hiçbir cömert adamın bir cimriyi sevdiğini gördünüz mü? Cömert cömerti sever, cimri cimriyi sever. Hiçbir korkak adamın bir cesur adamı sevdiğini gördünüz mü? Ama insanlarda harici sebeplerle, şartlanmayla, hüviyetin, tabiatın asli hüviyetini örten bir kabuk teşekkül edebilir. Buna biz fıtrat-ı sani deriz. Mesela fıtraten ruhunda cesaret olan bir adam çocukken bir ölüm tehlikesi geçirebilir. Veya çok şiddetli bir babanın ananın elinde büyür. O benlik içe çekilir. Onun üstüne korkan bir benlik gelir. Buna fıtrat-ı sani denir. Öyle adam korkak görünür ama cesurdan hoşlanır. Çünkü onun ruhundaki tabii sermaye odur. Eğer bir adam cimri görünüyor da cömerti seviyorsa bu fıtrat-ı sani icabıdır zahirdeki hüviyeti. O muhabbetin veya husumetin asli sebebi fıtrat-ı aslidir. Bir de şu var. İnsan o mahluktur ki yarısı melek, yarısı şeytandır. Allah unutmayın sıfat itibariyle camül ezdattır. Camül ezdattır. Zıt sıfatların sahibidir. Allah'ın bütün sıfatlarından nasip alan tek varlık insandır. Onun için kainattaki zıtlık gibi insanda da bu zıtlık vardır. İnsan zübde-i alemdir. Alemin özü, çekirdeği. Bu zıtlık insanda da vardır. Hayır şer, hüsn kubu. Bir insanın şahsiyeti bir mübareze meydanı, bir harp sahası gibidir. Hayır şer çarpışma halindedir. İyi tesirlere doğumundan itibaren iyi tesirlere maruz kalan ruhundaki iyiliği galip getirir, şeytaniyeti dumura uğratır, mahpus kılar, mağlup kılar. Kötü tesire maruz kalan da bunu kötülüğü inkişaf ettirir. Onun için Allah-u Azimüşşan'ın emirleri insandaki melekiyetin galebesini sağlayacak temrinattır. Namaz böyledir, oruç böyledir, hac böyledir, zekat böyledir. Bunlar hepsi hatta künû ma-sâdıkîn buyuruyor. Güzel insanlarla, sadık insanlarla beraber olun.
Çünkü el sıkıştığın adamdan bile bir tesir alırsın. El sıkıştığın adamdan bile. Kucaklaştığın adamdan bile tesir alırsın. Eğer Hüseyin Efendi'nin kalbi gibi kalbin hassaslaşsa senden kucaklaşan bir adamdan rahatsız olursun. Eğer o münafıksa, münkirse. Müminse de haz duyarsın. Kalbinin üzerine yık adamı, kalbinin üzerinde bir tüy varmış gibi gelir sana o adam güzel adamsa. Ruhu af. Eğer sana kabus gibi bir karanlık basıyorsa anla ki o adam şurada. Kalp böyle hassas bir metal. Şimdi bunun manası nedir? Bunun manası şudur. Sen şahsiyetindeki melekiyeti galip getirerek hedef insanı kamil olmaktır. İnsanı kamil olma yoluna ilerleyeceksen cihatla meşgul olacaksın. İlk vazifen budur. Sonra emri marufla meşgul olacaksın. Bunun için iyi tesirlere kucak aç. Allah'ın emirlerini hakkıyla yerine getir ve Allah'ın güzel kullarıyla düş kalk. Hal saridir. Sirayet eder. Bu sirayete bulaşıcı diyorlar. Hayır. Koku da sirayet eder. Bulaşmak kötü şey içindir. Hastalık bulaşır. Bu sirayet, sirayetin vasıtası muhabbettir. Meyhanedeki adam bile birine muhabbet saygıyla gitmiştir meyhaneye. Sarhoşun bile rabıtası var. Yokla araştır. Başlangıçta birine muhabbetten evvel sarhoşun yanında oturdu. Sonra yavaş yavaş. Aza sormuşlar nereye gidiyorsun? Çoğa gidiyorum demiş. Başlangıcı bir arkadaşına muhabbettir. Onun için ikinci burada üç seçim de ben koydum. Meslek seçimi, eş seçimi ve dost seçimi. Dostluğunu doğru olarak seçeceksin. Ben bunu düzeltirim diye bozuk adamla ahbaplık edersen senin onu düzeltecek sermayeye sahip olman lazım dedim. İşçi tulumunu bir hamam suyu temizlemez. Öyle teşebbüs edersen senin bir ilmin, selahiyetin bir hamam tası suyu kadarsa öyle adam seni çalar. Onu kendine benzetecekken sen ona benzersin. Anadolu'da bir laf vardır. Kişi refikinden azar. Bütün azgınlıklar müsbette de menfide de arkadaşlarla beraberlikle başlar. Dostunu iyi seç. Aileni iyi seç. Evlenmiyorsan bak onları bunları hepsini anlattım burada bu kitapta. Üç seçim. Meslek seçimi. Tabiatına uygun meslek seç. Bunun için kendini tanıma birinci tanıma. İkinci tanıma kaderi tanımadır. Üçüncü tanıma çevreyi tanımadır. Bunlar hep nasıl olacağını uzun uzun anlattım. Bu tanıma bittikten sonra sen kendi takatini ölçmüş olursun. Ben ne yapabilirim? Az çok. Onu da mutlak tanıyamazsın. Mutlak ölçemezsin. Mehmet Akif Baytar. Yapabilmiş mi Baytarlık? Şairden Baytar o kadar olur. Yanlış yol tutmuş. Tıbbiye hassas bir çocuk. Doktor olmak istiyor. Kadavrayı getiriyorlar. Bayılıyor. Bıraktı. Her meslek her fıtrata uygun değildir. Sosyal alaka sahibi adam. Bu bedende bile bellidir. Parmağı dışarı doğru eğik adam. Mühendis oluyor. Hayır sen sosyal bir ilme hitap edeceksin. Şu el ve bu yüz karakterin asli temayüllerini ifade eder. Buna ilmi kef derler. İlmi yet derler. Yet Farsçadır. Kef Arapçadır. Bu bir ilimdir. Yüz de bir ilimdir. Bugünkü psikologlar bundan anlamazlar. Çok uzağa gitmeyin. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın marifetnamesini açın görürsünüz. Görürsünüz orada bile saçından tırnağına kadar bedeni hususiyetlerin ruhla, ruhi temayüllerle alakasını anlatır.
Velhasıl ben burada tafsilatına girmiyorum. İlk iş kendini tanımandır. İkincisi çevreyi tanımadır. Ne yapabilirsin? Üçüncü şart kaderi tanımadır. Sen celalle mi imtihan olunuyorsun, cemalle mi imtihan oluyorsun? Öyle adam var ki halk söyler, taşı tutar altın olur. Bu cemalle imtihana tabidir. Öyle adam vardır ki altın tutar taş olur. Bu celalle imtihan olunmaktadır. Şimdi herkes celalin imtihanını ağır zanneder. Celal tecellinin, kahır tecellinin ağır olduğunu zanneder. Hayır. Lütuftaki imtihan daha ağırdır. Neden? Kahırdan nefis acziyeti tadar, kırık kalbin Allah'a teveccühü daha kolaydır. Şimdi ben hapishanedeki gibi iki rekat tahassüs dolu namaz kılamam. Orada ölüm korkusuyla yatıyordum. O hal bende olmadan, o şartlar olmadan kalbim o hale gelmez. Git hastaneye, bir hasta zikrederse nasıl yürekten zikreder? Keyfi yerinde olan adam, o her işi rast gitmekten dolayı nefsi kabarır. Ben kazandım der. Para sahiplerine bakın. Aklı neticesi bilir. Halbuki düşünmez ki, öyle olsa aptallar açlıktan ölmesi lazımdır. Öyle aptal vardır ki benim diyen akıllı zenginden daha akıllı zengindir. Nefis lütufta azar. Bunun misali Firavun'dur. Kahırla imtihan olunmayan için Firavun şansı derler. Firavun 400 sene yaşamıştır. Hayatta ne başı ağrımış, ne dişi ağrımış, ne de hasta olmuştur. Burada kendinde bir mükemmellik vehmi sezmiş. Ene rabbikümül âlâ diyor. Ben sizin yüce Rabbinizim diyor. Nefis kabarıyor. Dert nefsi ezer. Orada Allah'a teveccüh daha kolaydır. Onun için lütfun imtihanı kahrın imtihanından ağırdır. Bununla beraber umum insanlar için iki ucra tehlikelidir de onun için duada aniyayı şakirin hürmetine, fukarayı sabirin hürmetine diyoruz. Çok fakirin sabretmesi de zordur. Çok zenginin şükretmesi de zordur. Lakin şükür, nimete şükür, ya Rabbi şükür demek değildir. Şükür o nimetten mahrum olanlara o nimeti paylaşmakla olur. Bu ilimde de böyledir. Sağlıkta da böyledir. Servette de böyledir. Ya Rabbi bana servet nasip ettin. Elhamdülillah sana şükür olsun. Otur aşağı. Böyle bir şey yok. Ya Rabbi bana ilim nasip ettin. Sana ne açsın şükürler olsun. Otur aşağı. Hayır bu şükür değildir. O şükür o nimetten mahrum olanlarla o nimeti paylaşmaktır, verici olmaktır. Ama insan oğlu egoisttir. İmana ulaşan adam beş vakitle iştahsı kabardı, doymuyorsa nafile ibadete gider, farzı terk eder. Çok görüyoruz böyle adamlar. Sabaha kadar namaz kılıyor ama komşu çocuğunun bir yanlışını ikaz etmiyor. Düşman olur bana, neme gerek? Neme gerek? Bizim bilmem kaç güzel adam diye adamlarımız var. Göklere çıkarıyorlar. Bir tanesi küfre karşı bir cümle söylemiş mi? Görün. Bu nasıl Müslüman olmaktır ki? İslam'ın ocağına incir dikmeye çalışan bir adama karşı bir söz söylememişsin. Sen bunun dibinde küfre sürüklenen vatan evlatlarından ızdırap duymuyorsan İman sende kökleşmedi. Ne dedim? İmanın ilk meyvesi merhamet. Bütün bu söylediklerimi yapabilmen için sen karşında batıla sürüklenen adamın silahına vakıf olman lazım. Bu silahlardan biri felsefedir. Bana ne felsefeden? Felsefe akli bir şeydir.
benimle alakası yoktur deme. Sen materyalizmin tenkidini bil, komünizmin tenkidini bil, pozitivizmin tenkidini bil, siyantizmin tenkidini bil ki bunu hak zanneden adamı ikna edebilirsin.